Real Madrid'de forma giydiği son 4 maçta 3 gol atan Arda Güler, İspanyol gazetecileri adeta mest etti. Arda Güler'in son haftalardaki performansını değerlendiren İspanyollar, milli futbolcuya Real Madrid taraftarlarının duyduğu sevgiden de bahsederken, taraftarın zayıf noktası ifadesini kullandı. Diario As gazetesi muhabiri Fernando Tavero, Arda Güler'in son karşılaşmalarda aldığı süreden sonra taraftarlarda heyecanın arttığını söyledi. Arda'nın ligin kalan haftalarında daha çok süre alacağını düşündüğünü ifade eden Tavero şu değerlendirmeyi yaptı. Herkes Arda'nın bir elmas olduğunu düşünüyor. Gol atma konusunda bir yeteneği var. Arda, futbol dünyasındaki en büyük yeteneklerden birisi. O Madrid'de oynadığı için herkes çok memnun. Madrid taraftarları onu çok seviyor. Bir de not paylaş istiyorum. Angelotti'nin torunlarının Arda Güler forması var. Angelotti Arda'yı çok seviyor. İtalyan teknik adamın top Arda Güler'e aşık. Sözünü söylediği zamanki gülümseme de bunu kanıtlıyor. Gelecek yıl Arda'nın takımda kalacağını düşünüyorum. Ancak Luka Modric ve Toni Kroos'a ne olacağını bekleyip görmek zorundayız. Değerlendirmesini yaptı. Ok Diario gazetesi muhabiri Ivan Martin ise Arda Güler'in son maçlarda beklenen performansı sergilediğini aktardı. Arda Güler'in Real Madrid Taraftarlarınca çok sevildiğini vurgulayan Martin, Arda'nın çok iyi olduğundan kimse şüphe duymuyordu. Yaptıkları bunu büyük bir şekilde kanıtlıyor. Real Madrid taraftarları Arda Güler'i izlemek için sabırsızlanıyor. Taraftarlar Arda Güler'in uzun yıllar Real Madrid'de forma giyeceğini düşünüyor. Luka Modric'in büyük olasılıkla ayrılmasıyla onun pozisyonunu alması ve orta sahada oynayabilmesi düşünülüyor. Ancak o hucumda da yardımcı olacaktır, diye konuştu. Spor sitesi Relevo'dan Javier Rodriguez Pascal'da da Arda Güler'in sezonun sonunda yaptıklarıyla beklentileri karşıladığını söyledi. Pascal, İspanyol taraftarların her zaman Arda'nın yeteneklerini görmek için sabırsızlandığını belirterek Arda bu maçlarda yeteneklerini gösterdi. Arda'nın hem sağda hareket etme hem de gol atma konusunda özel bir yeteneği var. Neredeyse 71 dakikada bir gol attı. Bu kadar kısa sürede bu kadar çok gol atması ancak onun dünya çapındaki yeteneğiyle açıklanabilir. Gol atmak futboldaki en zor şeydir. Ve Arda'da bu da var. Herkes yeteneğini biliyordu. Ama hiç kimse onun bu kadar etkili olacağını düşünmüyordu. İfadelerine yer verdi. Radyo kanalı Sadena Serden Luis Quintana Arda Güler'in şansını bekleyerek akıllı davrandığını dile getirdi. Quintana şunları kaydetti. Aylar sonra beklentileri karşı karşıladığını düşünüyorum taraftarlar Arda Güler'i sağda görmek istedi kendisi her zaman izlemesi keyif veren çok yetenekli bir oyuncu Real Madrid taraftarları bireysel yetenekleri takdir ediyor Arda çok az süre almasına rağmen pek çok gol attı henüz 19 yaşında olması ve Real Madrid'inki gibi bir forma giymesi onun kişiliği hakkında çok şey anlatıyor Bence Real Madrid taraftarları her zaman onu sağda daha çok görmek istiyor Dakika sayısı arttıkça taraftarlar üzerindeki etkisinin de giderek arttığını düşünüyorum. Arda gelecek yıl kadroda yer bulacaktır." ifadelerini kullandı. Diario As gazetesi muhabiri Sergio Lopez ise Arda Güler'in maçlarda gösterdiği performansla ne kadar kaliteli olduğunu hissettirdiğini söyledi. Kadroda çok sayıda orta saha oyuncusu olduğu için Arda Güler'in az forma şansı bulduğunu vurgulayan Lopez, Arda Güler bir de sezon başında sakatlandı. Ona rağmen kendisini toparlamasını bildi. Taraftar da sakatlığından dolayı onu çok bekledi. Arda Güler, Real Madrid taraftarının zayıf noktası, dedi. Lopez sözlerine şöyle devam etti. Arda Güler Güler'in topla ilişkisini kimse Carlo Ancelotti kadar güzel anlatamadığına dikkati çekerek Carlo Ancelotti top Arda Güler'e aşık dedi. Sadece tarif edilemeyecek kadar özel bir şeye sahip olan bir oyuncu için bu cümle kurulabilir. Ona güvenilirse dünya yıldızı olabilir. Harika bir sol ayağı var. Hatta onun da ötesinde yaşına uygun olmayan bir özgüveni var. Çünkü o da 18 yaşında Barnebeo'nun çimlerine adım attı. Attığı her adımda ona hafif gibi görünen ağır bir sırt çantası var. Daha da ileri gideceğini düşünüyorum, dedi. Arda Güler hakkında İspanyol gazetecilerin yaptığı yorumlar bu şekildeydi. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.